kapat. Teşekkür ederim. Sağolun. Sesini söyleyeyim. Vatanın bütün her yerine adil bir şekilde hizmetlerin de gitmesi gerekiyor. Biz bir kaynaşma ortamını nasıl sağlayabiliriz'in derdine düştük. Hepimiz bir araya gelebilelim. Söz konusu kardeşlikse, söz konusu Batman'sa, söz konusu milletimizin, halkımızın, devletimizin eğer birlik ve beraberliği ise bizim bazen kendi enaniyetimizden, kendi çıkarlarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Biz Batman'ın sorunlarını tekrar buradaki dinamiklere ulaştırmak istiyoruz. Tabii ki Batman'ın sorunları vardır. Bölge hastanesi belli başına bir sorunumuzdur. 500 yataklı oluşacak yeni hastane bizim sorunumuzdur. Daha birkaç gün öncesinden de Batman'da bazı dernek başkanları ya da kurum başkanlarından da açıklamalar geldi. İşte uçak sayısıyla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bu uçak sıkıntılarını da nasıl minimize ederiz? Bunlarla beraber ağız diş sağlığı merkezinde sıkıntılarımız var. Kadın doğum hastanesinde sıkıntılarımız var. En önemlisi Toki'de otogara yakın olan şehirlerle ilgili sıkıntılarımız var. Bununla beraber şehrimizde özellikle elektrik kesintilerinden dolayı çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunlar belki bir tarafta büyük sıkıntılar görünebilir ama bence bizim Batman'ın en büyük sıkıntılarından biri de bizim hem çok genç nüfusa sahip olmamız hem de Batman ilimizin Türkiye'de işsizlik noktasında ilk 5 ilden biri olması. İstihdama yönelik çalışmalarda istihdamın en az olduğu iller arasında ilk 5'te olmamız. Yani bizim gençlerimiz işsiz, bizim gençlerimiz perişan durumda, bizim gençlerimiz kendilerine gelecek kuramıyorlar. Bununla beraber bizler bu toplumun huzur ve selametini istiyoruz. Eğer bir toplumda insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, insanlar kendi ihtiyaçlarına ulaşamıyorlarsa ve en bariz problemleri dahi bir sürü kangren hale geliyorsa burada mülki idari amirlerimiz de, siyasi partilerimiz de, sivil toplum kuruluşları da kısacası hepimiz burada bir tabiri caizse küllahımızı önümüze koymamız lazım. Bizim bununla bir araya gelmemiz lazım. Bu sorunlarla artık karşılaşmamız lazım. Bizim siyasi partilerdeki siyasilerimize de ben buradan sesleniyorum. Bizim Batman sorunlarıyla ilgili lütfen herkes kendi enaniyetini bir tarafa bıraksın. Bu iş kin tutmakla, bu iş ben bilirim demekle olmuyor. Hiçbir siyasi görüş olmadan, hiçbir görüş yapmadan ilimiz için ne gerekiyorsa birlikte hareket etmemiz lazım. Ya Batman hepimizindir, Türkiye hepimizindir ama Batman şu anda ne kadar eksik varsa tabii ki muhtarlar başta devletle millet arasındaki köprüdür. Bu köprü görevini muhtarlarımız yapıyor. Devlet kuruluşlarıyla muhtarların sesini dinlemeleri lazım. Batman'ımızın bir imar sorunu var. Hepimiz yakından bunu takip ediyoruz. Yıllardan beri imara açılmamış alanlarımız var. Dolayısıyla imara açılmamış olması kentsel dönüşüm mecburiyeti doğuruyor. Bunun yanı sıra çarpık kentleşmeye neden oluyor. Arkadaşlar bu çarpık kentleşme hepimizin aleyhinedir. İlimizin kötü bir görünme sebep verdiğini hepimiz şahit oluyoruz. Uçak seferlerimiz az. 500 kişilik yatak kapasiteli hastanemizin yapılması yıllardan beri gündemde ama maalesef halen hayata geçirilemedi, temeli atılamadı. Bunlar da Batman için önemli kayıplardır. Batman'ın lobisi yetersiz arkadaşlar. Bakınız tıp fakültesini Siirt aldı ama Batman maalesef yıllardan beri mücadele etmemize rağmen çünkü lobimiz yetersiz. Eksik yani. Değil mi?